Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız inşallah. Bahçe işleri devam ediyor. Bu bahçe işleri devam ederken yine aklıma geldikçe yorumlara da böyle arada bir sizlere cevaplamak istiyorum inşallah arkadaşlar. Maşallah çiçeklerimiz bu sene daha daha güzel oldu. Geçen seneye göre. Bunlar seneye daha çoğalacak inşallah. Çoğaldığı zaman bu tarafta sarı papatya gibi olurken bu diğer tarafta da bu tarafta beyaz. Önce bu çiçekler kendini gösterici. Daha sonra da bu papatyalar kendini gösteriyor. Ama bu papatyaların iyi yönü var, bir de kötü yönü var. İyi yönü açtığı zaman böyle bembeyaz oluyor her yer. Kötü yanı da çok kısa sürüyor arkadaşlar. Bir hafta ömrü ya var ya yok. 10 gün yani. Öyle söyleyelim sizlere. Yorumlarda demişler ki Mehmet demişler. Bu aralar demişler böyle aynı şeyler videolarda oluyor. Bazen diyor çoğu zaman bu aylarda aynı şeyler olduğu için insan bazen sıkılıyor. Şimdi birincisi daha önce de bahsettim. Uzun zaman önce bahsettim. Şimdi yine bahsetmek istiyorum sizlere. Yeni civcivlerimizde bir sorun var arkadaşlar. Şimdi konuyu değiştirdim ama yine dikkat ettim ha. Maşallahınızı alırız. Bir tane şu anda gördüğünüz sağ tarafta ve bize benim yakınımda hayvanın kanatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Tuhaf bir şey var. Annesi civcivlerin bakın kanatlarını koparıyor. Evet. Hayvan bir tanesi şimdi zaten çok kötü olmuş. Annelerinden ayırmak istedim, ayıramadım. Vicdanım el vermedi. Şimdi ayırmadığım zaman da hayvanları mahvetmiş annesi. Çok tuhaf bir şey. Bilmiyorum şöyle yakından görebiliyor musunuz? Tam böyle tavuğun yanında annesinin yanında bir tane bak kaçtı. Belki bilmiyorum videoda kamerada tam görünüyor ama. Görünüyor mu bilmiyorum da. Yani ilk defa ben böyle bu kadar tavuk besledim, o kadar şey besledim. İlk defa bir tavuk annenin civcivlerine bu şekilde zarar mı veriyor? Yoksa o tüylerini yoluyor, diğer tavuklara veriyor tüylerini. Artık bu eksikten burayı da açtım. Dedim dışarıya çıksınlar. Buradan da bir geçsinler, etsinler. Belki annesi yapmaz. Çok tuhaf. Sabahtan beri bu tavuğu takip ediyorum. Yani yavrulara üzüldüm ben. Yazık günah. Bildiğiniz kanatlarını, kanadın altını, hepsini, o tüylerini hepsini yoluyor yoluyor. Diğer civcivlere veriyor. O civcivler de yiyor onu. Canım sıkıldı ona. Evet yorumlarda Mehmet bu aralar böyle çok sık mesela atıyorum yaprak videosu. Ondan sonra nane videosu. Özellikle yaprak videosu. Mehmet çok oldu mesela izledim. Bir yorum gördüm aslında. Yani böyle bazen böyle o yorumlara da cevap vermek istiyorum. Çünkü bu sorular önemli sorular. Bizim için önemli sorular. Şimdi ablacığım yorum yapmışsın. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama bizde de şöyle bir şey var. Bizde köy yaşamı. Hani biz içerik üretelim, gidelim, onu yapalım, bunu yapalım değil. Bizim köy yaşamımız ve günlük köy yaşamımızda neler yapıyoruz? Biz onunla daha çok, en önemlisi, onunla ilgili videolar çekiyoruz. Hani biz gidelim değişiklik yapalım, bizim izlenmeler çoğalsın, aboneler çoğalsın gibi. Öncelikle bunu söyleyeyim, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz oldu bitti, köy yaşamımızda, köy evimizde neler yapıyoruz? Ve köy evimizin dışında yeni gelen abonelere özellikle söylemek istiyorum ve bu ablamıza da söylemek istiyorum. İncirli köyünde çekimlerimizi yapıyoruz. Yeri geliyor halamın köyünde çekimlerimizi yapıyoruz. Ablamın evinde yeri geliyor çekimlerimizi yapıyoruz. Bu da bizim günlük yaşamımız. Nasıl farz edin ki video çekmiyorum ben. Halamın evine gittik. Orada normal ne yapacağız halamın evinde? Yemek yapacağız. O yemeği çekiyorum. Ha video var ha yok. Yani o yaşamı, o dahallığı sizlere paylaşıyorum. Nenemin evine gittiğimiz zaman
Ne yapıyoruz normalde? Bu video yokken de ne yapıyorduk? Koyunlara giriyorduk. O ortama giriyorduk. Süt sağıyorduk. Ondan sonra nenemin evinde daha sonra yemek yapıyorduk. Ne oldu şimdi? Ben o sadece o doğallığın içinde videoyu çekip sizlere paylaşıyorum. Yani şunu da söyleyeyim size. Mesela yaprak videosu. Ben videonun başında ve daha önceki senelerde sizlere çok ama çok söyledim. Yaprak zamanı olduğu zaman bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, dört kere değil. Bu yaprak 4-5 kere toplanıyor. Belki yesin, belki şey olur. Biraz olursun. Bu tavuğa verin, belki yavrularını yedirir, protein eksikliği olabilir. Bunu çok gördüm ben. Civcivlere çok yediriyorlarmış. Yani demek istediğim, bizim yaprak videosu 4 kere 5 kere yaprak toplanıyor. Bu yaprak videosunun dışında Halamgir'e gittiğimiz zaman yine yapraklar var. Onlar da yaprağını topluyor. Onlarla da çekim yapıyoruz. Yaprak videosu olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de yaprak sarması videoları oluyor. Her zaman. Onları yapıyoruz. Size yok ya. Sizin yok. Siz büyüdünüz. Sizin yok. Yani bizim daha önceki senelerde de aynıydı. Şimdi de aynı. Bizim arkadaşlar günlük yaşamımız nelerse onu paylaşıyoruz. Gel. Hadi ye bakayım. İnşallah yavrularına zarar vermez. Kendin de ye belki kendin. Tavuktan asıl kokuyor bu. Yumurta. Yani o yüzden yeri geliyor 2-3 video aralarda tabii video olarak yaprak videosu yapıyoruz. Biz bunu yapmak zorundayız. Biz o gün içerisinde bakın arkadaşlar. Bir yandan bahçemizi ekiyoruz. Bir yandan yaprağımızı topluyoruz. Özellikle bu aylarda. Bir yandan nanemizi topluyoruz. Diğer yandan nanemizi kurutuyoruz. Diğer yandan bahçemizi kazmalıyoruz. Diğer yandan bahçemizin ağaçlarını ilaçlıyoruz. Diğer yandan bahçemizi suluyoruz. Diğer yandan çiçeklerimizi ilaçlıyoruz. Çiçeklerimizi ekiyoruz. Diğer yandan yapraklarımızı topluyoruz. Diğer yandan meyvelerimizi topluyoruz. O bir yandan hayvanlarımıza bakıyoruz. Tavuklarımıza bakıyoruz. Civcivlerimize bakıyoruz. Koyunlarımıza bakıyoruz. Yani gerçekten sadece böyle gördüğünüz gibi değil. Her şey gördüğünüz gibi değil. Her şey videodan ibaret değil arkadaşlar. Biz bu işlerin içerisinde ne varsa sizlere aktarıyoruz mesela çekiyoruz. Bugün yaprak toplansa ben yine bugün yaprağı çekeceğim sizlere. Niye? Önemli olan yaprak değil ki. Önemli olan bu ortamı görmek. Bu ortamı bizimle beraber mesela oturup bizimle beraber izleyip bize ortak olmak. Günlük köy hayatındaki yaşam. Bunlar. Ha belki biraz sıkılabilirsiniz. Çok video olabilir. Arka arkaya yaprak videosu olabilir. Ondan sonra bahçe videosu olabilir. Patlıcan videosu olabilir. Domates videosu olabilir. Sıkılabilirsiniz. Anne bu nasıl kokuyor bu yumurta ya? Ya. O yüzden son olarak da fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bizim günlük yaşamımız neyse onu sizlere paylaşıyoruz. Yaprak videosu ise yaprak videosu, yoğunluk. Hep köy işlerinde neler varsa onları sizlere paylaşıyoruz inşallah. Bugün şifa niyetine Ahmet Berat oğlum için, Allah rızası için, bir de annem gözünden rahatsız. Daha önce sizlere söyledim. O göz tabii tansiyon da olabilir. Onun için şifa niyetine kurbanımızı kestik arkadaşlar. Rabbim kabul etsin inşallah tüm kurbanlarımızı. Bir tane Allah rızası için kan akıttık. Kurbanımızı kestik. Onun etini ayıracağız. Köylülere dağıtacağız inşallah. Bu görüntüleri bugün sizlere paylaşacağız. Allah'ın izniyle. Tabii ki şimdi dağıtacağız dediğim adak değil arkadaşlar. Bakın. Bazen yorumlar geliyor. Mehmet, Ahmet için kestin. Ama bunu siz yiyemezsiniz. Hayır. Bu adak değil. Allah'ın izniyle Rabbim nasip ederse hayırlısıyla sonuçlar çıkmadı. Bayağı bir uzadı. Hani, hayırlı olsun da uzasın, sıkıntı değil. Zaten bize 1 ay, 1,5 ay, 2 ay falan söylendi. O süre zarfında içerisinde
İnşallah dediler, sonuçlar çıkar. Daha çıkmadı ama eli kulağında. Ya çıktı, çıkacak gibi inşallah bugünlere. Zaten iki ayı doldurmak üzere. Bu adak değil. Bu Allah rızası için kestim. Şifa niyetini kestim. Ben bunu da araştırdım. Şifa niyetini, Allah rızası için kestiğimiz, hem kendimiz de yiyebiliriz hem de tabii bunu dağıtacağız. Hem dağıtacağız hem kendimiz de yiyebiliriz. Adak ise yenmez arkadaşlar. Bakın. Adak çok başka. Bu başka. İnşallah onun etini şimdi ayıracağız. Köylülerimize dağıtacağız. Hem de kendimiz de yapacağız. Yiyeceğiz inşallah. Şeyimiz nasıl olmuş arkadaşlar? 2 sene sonra bu şişe böyle oldu. Bakın. Gittikçe güzelleşiyor. Yukarıya gösteririm. Yukarıda güneş olduğu için tam görünmüyor. 2 sene sonra bu mama geldi inşallah. Bunu daha güzel yapacağız inşallah. Annemin gözünü fazla söyleyemedim sizlere. Bir anda artık bir aylar önce. Bu da çok güzel çiçek de bu yine şeyden belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle yakından bir ekipten göstereyim size. Bu top top çıkıyor. Yani bir topun içerisinde belki 10-15 tane gül var. Çok güzel. Ama işte gün ışığı olduğu için böyle sizler tam ekranda göremiyorsunuz. Canlı görseniz bu çiçeğe bayılırsınız. Bir enfeksiyon. Enfeksiyondan sonra bir göz ağrısı. Göz ağrısından sonra göz damlası aldı. Göz damlası bir süre geçirdi. Daha sonra yeniden başladı. 2 aydır, 2,5 aydır bu göz ağrısı gitmiyor. Yine hastaneye randevu aldık. Göz tansiyonu söylediler. Olmayabilir, olabilir dediler. Yine bir teknik daha var. Onu da yaptıracağız. Göz muayenesi var. Onları da yaptıracağız inşallah. O yüzden hem annemin hem de Ahmet Birat'ın şifa niyetine bu kurbanımızı, kanımızı akıttık inşallah. İnşallah da Rabbim şifa verir tüm hastalarımıza. Hepsine inşallah Rabbim şifa verir inşallah. Bugün de bu etimizi parçalayacağız, ayrı ayrı böleceğiz. Hem köylerimize hem de kendimiz yiyeceğiz inşallah. Donmuş mu anne et? Et donmuş mu? Dön bakalım. Hı? En sona bırak anne arka bacağı. Tamam. Şimdi bunu üsttekine alayım. He. Sonra onu şey yapayım. Bak tam tutuluyor. Bir çok soğuk. He. Tazeyken olmaz mı? He. Sıcak sıcak doğranmaz. Sabun gibi elinden de. He. Kaçak bence ya. Hmm. Bu ön ön. Ha. Ha doğru. Kuyut kuyrukların şeyi de aynı gerçeği eti gibi işte. Şey. Sabun gibi. Allah Allah. Ama eti daha da iyi. Kırmızı eti daha çok diyorlar bunu. Yağ fazla yok. Böyle bunu abi. Üstekini. Yavaş yavaş. Fış fış. Görüyor musun? Fış. Onun için kimse kuyruğu işte kurbanlık yapmaz. Eti fış. Durulmaz. Tahra nerede? Buradan. Buradan. Buradan vur hele. Tahra. Tahra getirdim.
Bütün bahçeye suyu bıraktınlar mı hiç? Yok, sadece şey kaldı. Neresi? Bu tarafta bu. Domates. He, domatesi şey yapıyor. Domatesi yetişir mi? Yok, çayı dalgıç nasıl ayıcım. Dur hele. Tahtayı getir. Yarın ablam gibi belki gelebilir. Yarın da yapsak daha iyi şey mesela, kavurma hep beraber. Söyledim. Dedi sınavım var, gelemiyor. Kim? Ablam. Yarın Deniz abi gelebilir. Yarın da gel iş. İncirliğe gidiyor. Kendine hastasını ayırdım zaten. Şey, Deniz abi de mi İncirliğe gidiyor? Hı. Bana de gelebilir mi yarın? Valla dedi İncirliğe gideceğim. Niye? Şey iş. He. Ben aradım ablamı. Dur. Yarın bana, yok pazar günü. Pazar günü. He. Dedi lahmacun yaparak, hani öyle olursa dedi daha iyi. Onlar fazla et şey yapmazlar ya mideslerinden dolayı. Dedim o zaman çektirin bunu, lahmacun yaparak. Yemişler yaptık ya, ne güzel oldu, hep beraber yedik. Bugün bunlar gelsin, o zaman da bunlar gelir. Hep Kurban bayramından önce bu bıçakları da keskinleteyim. He, götürücük. Yok, bence eti güzel. Benim eti hoşuma gitti. Yani şu o normal kestiğimiz koyunlara göre eti daha şeydi. Diğer bir tane kestik onun daha çok. Tamam, öyle şey. Normal koyun. Bu fış her koyunda var ama. Yağlı olur. Sen hani yağlı istemiyor annen de kararsın. Hayır. Yani normal koyuyor. Küçük kuyruklar. Yağı olmaz. Hele kuyruklar. Ben sana onu diyorum işte. Normalde bunun eti var. Yağ fazla olmaz ki. Bizim zaten kuyruk yağımız var. Poşete koyma canım, öyle mi verecek tavukta? Yok, komşulara öyle vereceğim. Ben istemiyorum yani, bir şey vereyim. İki tane de ayrı, neyse yap onu. He? İki kişi daha var, onları ben ayrı götüreyim. İki kişi ayrı mı var? Hı-hı. Zaten çok oldu, sen tamam ayrı yedik şey. Ayrıcım ha, 7 eve, tamam, 1 eve verilik. Orada veriksiniz. Ben orada yaşlı bir teyze aldım. 6 eve vereceğim. Tamam, kalmasın yani. Daha... Yok, anca onun bu şeylere. Bu arka bacak. Buraya. O arka mı? Bu ön. Bu ön. Bunlar, o, bunlar arka bacak. Yok, bu elindeki arkadaş. Elindeki arka. Bu arka mı? Emin misin? Tabii. Şöyle çevireyim. Bunlar şimdi lahmacuna Ahmet, güzel olur. Onun için dedim bunları şimdi keseyim. Şimdi Ahmet Berat uyansa kaleydi. Doğrayamaz. Allah küçük keçiyi gördü oğla. Deli oldu. O diyor Ahmet Berat kırkırlıyor. Tarhana vursan onu, niye öyle yapıyorsun? Durucum, biraz kesin de etin var. Tamam. Şu
kemik sıçrıyor ya. Etin içinde kalmasın. Kelleyi de mi getirdin? Ya. Kelleyi de getirdik. Ama şey, kaynağım diyor temizlenmek diye şey yapalım. Olmazsa onu da yeter ilgiye verin. Kelle paçayı sever ya o. He, onlar da bu kelle paçayı deli olur. Yok burada vurma. Ha. Elini çek. Kır. Şey gitti. Gitme dur bu tarafı çevir. Dur. Tamam. Şimdi ayırıcım ya. Bunu? Onu da koy biri. Ayırıcım onları. Hı. Bunlar hep dolmanın altına. Dolmanın altına diyorum bir de bir gün kaburga dolması yapayım. Olmaz mı? Ya kaburga dolması mı? Sarmanın altı mı dersin sarmanın altında daha güzel. Sinekler de ısırma ısırıyor. Evet. Onu. Hepsini önce şey Hortum kırılmaz değil mi burada? Çekersem kırılmaz. Kırılır mı? Çek oğlum çek. Çek sen çek. Thank you.
Buralar hepsi sulanmış değil mi? He, sadece domatesler. Sulaydım çiçekleri, şeyleri. Hangi çiçekleri? Serayı. Seranın içindeki. Hortum ters geliyor. Evde de biraz var ya, onu kıyma çektim işte hepsini. Evde daha geçen sefer... Onu niye doğruyorsunuz? Ya şey... yemekli. Şimdi baharatlayıcı. Aha böyle böyle. Biz buna çaman diyirdik eskiden. Biz bunları içinden al, kıymanın içine atarım. Plastik gibi olmuş. Nasıl da boğulucunuz lan? Geçin bu tarafa. Allah'ım.
Yani ya coşar ya hiç gelmez. Vallahi çok sıcak bir hava var ha. İçerisi serin diye fazla bilmiyorum ama dışarısı sıcak. İçerisi serin değil mi annem yerim? Biraz çok da. Bugün hava sıcak ya, eski soğukluk kalmadı. Yetişiyor mu Azeki yemeğe? Sözde yetişir bak. Yetişmezse gel ne kadar iyi. Ekmeğimiz yer nasıl olsa. Bunun bizim bıçaklar birden görmüş bileydim. Yok, götürürdüm. Yok. Vallahi kesin hele keskinler birbirini. O seranın içine de bıraktım. Bu taraf? He. Bunlar? He, da yetişmez buradan buna. Tamam buna yetişmez buradan. Naneye de biraz ister. Evet. O nane de ister. Bu taraftan geri çevirmemiz lazım. Neyi? Niye? Nereye? Bu taraftan gelmez ki. Bu taraftan gelmez ki. Yok, bu taraftan gelmez. Ee?
E burası sulanmadı. De haydi. Bir dakika. Gidiyor aslında buradan ha. Gidiyor mu? Ya dizi de oradan çıktı mı tırmı? Valla gidiyor tırmı. Geliyor, geliyor bu tarafa. Yeter mi acaba buraya? Yetişti mi? Biraz daha içti. İyi iyi tamam basın. Basın. Sen kötü para oynayın. Tamam haydi. Kötü mü? Evet. Yok yok. Oradaki naneyi demiyor musun? Onu mu bunu mu anne? Onu. Onu gidiyorsun. Sakin ol. Şu boyun kemikleri şeyin altına iyi olur. Neyin altına? Dolmanın. İşte bak bunlar sordum ya. İyi olur bunlar. Kedilerimiz. Verdiniz mi kedilere? He. Verdik o biliyor. Bak bak o hepsinin önlerinde yedi. Yabancısı dövüyor kendine. He. Elinden alıyor. Yiyor. Bu yavruyu dövüyor. He. Yavruyu da vuruyor. Minnoş. Kim vurdu? Ya, korkusunda yaklaşmıyor bile. Belli belli o nasıl korkuyor? Ah. Sen yok. Yok ikisi yerler onu. O zaten o bir annesi karışmıyor yani.
İyi, nane de sulandı. Zaten evet. Başka da kaldı. Yok, biz salatalıkla kıtaları o normal kortumla sulayacağım şimdi. Evet. Kemik varmış içinde. Al al, kısmetimizi yiyin, al al. Safa gitti, acak tuttu mu? Nereye gitti? Avuşa gitti. Nurul'a götürdü ya. Kızlar okulda değil mi? Hı. Yok, Nurul'a nasıl yiyorlar.